şimdi kapıyı basarsan sıra yapmaya gerek kalmıyor tavsiyeler. Yani şimdi çok inşaatlar söküyor o şekilde. Pizza. Şöyle bak. Giriş böyle. Çam dibi Altın Dağı'da genetik olarak Makedonya'dan gelen, Bulgaristan'dan gelen göçmen vatandaşlarımızın fiziki yapıları yüzme sporuna ve spor yapmaya çok uygun. Erkeği kadını fark etmiyor. Fizik yapıları çok iyi ve onlara bu yarı olimpik yüzme havuzunda çok genç yetenekler yetiştirecek bir yer olacak. Ve biz Bornova'da daha fazla havuz yapmak istiyoruz. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle kaplı. Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın diyoruz. Önce İzmir'den başladık. Bu Bornova'da dördüncü havuzumuz. Tuborg'da bir açık bir kapalı var. Sayın Tuç Başkanımızın yaptığı Bornova Aşık Veysel'de bir havuzumuz var. Bu dördüncü oluyor. 500 bin nüfuslu olan bir Bornova'da dört havuz yeterli değil. Çocuk sayısı şu anda 60 bin. Buradan faydalanacak olan çocuk sayısı buradaki nüfusa göre baktığınızda 2000 kişi altyapıda var mıydı hocam? 1400 çocuğa her ay hizmet ettik. Hizmete sağlayacağız. İki havuzda mı yaptınız onu? Tabii. Yani burası da 1000-1500 kişiye hizmet edecek. Doğru. Bir yer değil mi? Aynen. Dolayısıyla şimdi 60 bin çocuğun olduğu bir yerde 4 havuz yeterli değil. Buradaki başarılı bir örnek diğer ilçelere saçılacak. İnşaat fiyatlarının yükseldiği bir dönemde çok para kazandığınız bir iş değil. Biliyorum ki %40-%50 artışlar yani oldu. Biliyorsunuz. Biliyorum. Başkanım. O yüzden sizin finansal anlamda bir sıkıntısı yaşamadan en siz de zamanında burayı bitirin ki başka işler de yapılsın. Aynen. Çünkü Bornova'da yapılacak çok iş var. Ve sizin gibi düzgün iş yapan insanların biz yanındayız. Sağ olun. Tamam mı? Elinize kolunuza sağlık. Çok sağ